Yağmur geliyor vallahi. Arkadaşlar öncelikle herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber her zamanki gibi vlogumuzu çekmeye devam ediyoruz. Hız kesmeden. Vallahi anlamadığım şekilde vloglara beğeni daha çok gelmeye başladı. Bu sebepten dolayı vloga devam ediyoruz. Hız kesmeden haftada 2 veya 3 tane video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. O konuda bu ne lan yolları kapatmışlar. Bu ne abi? İşte Almanya'da da böyle arkadaşlar. Her haftada bir böyle yol yapım çalışması oluyor. Ne süre çekim dedi. Şimdi bugünün anlam ve öneminden bahsedeceğim sizlere. Ne hiçbir anlamı yok aslında ama. Güne uyandığımın bir videosunu bile çekemedim gördüğünüz üzere. Direkt soluğu dışarıda aldım. Kamerayı açtım. Direkt kayda başladım. Şimdi. Bugün sizlerle arkadaşlar böyle bir dışarı gezintiye çıkacağız. Ekstra olarak vlogun dışında bir video daha çekeceğim. Spoiler'ı versem mi vermesem mi bilmiyorum ama oraya gidince tekrardan bir düşünürüm. Herhalde söylerim bilmiyorum. Hava kapalı gördüğünüz üzere bu durumdan dolayı bir tereddütteyim açıkçası. Yağmur yağar mı yağmaz mı diye. Her neyse, şimdi dışarıda gezelim bakalım. Senin kaderinde yazılıymış. Onun için de ben sana tavsiyem, yaş kaç? 19. Çok güzel. Evlensin, çoluk çocuğa kaçsan. Toparlayamıyorsun. Yemezsin de zaten. Ben 7 tarımla 5 çocuk yıkılmıyorum. Sen gözüm burada kalacak ama ben giderim. Şuna bir sene kalırım, iki sene alırım, altı alırım. Çocuklar diyeceğim zaten. Nasip olursa sen de döneceğim. Bu kadar karışık. Kendine iyi bağlı. Şöyle yapalım. Daha deminki abiyi gördünüz, abimiz Türk'tü zaten. Ya ilk başta Almanca bir şeyler söyledi işte kamera hakkında, ben sağa sola çekiyordum. Ondan sonra bana bir şeyler sormaya başladı işte Almanca falan fişman, işte ne kadar aldın, nasıl çekiyor, güzel mi çekiyor falan fişman gibisinden. Ben de onu açıklarken ondan sonra benim Almancamın tam olarak iyi olmadığını o da anladı. Ve sonrasında dedi ki sen Türk müsün? Evet dedi, Türk'üm, sabahtan beri niye uğraştırıyorsun beni dedim. Neyse abimizle anlaştık, konuştuk ettik, o da Türkiye'ye dönmek istiyormuş. 1-2 sene döneceğini söyledi, inşallah döner. Ben de bu açıklamayı yapmak istedim. Arkadaşlar az önce daydım. Onun hakkında video çektim. The next day. Ha? Arkadaşlar az önce izlemiş olduğunuz karenin ardından şöyle bir an yaşadık. Ben çarşıya doğru gidiyordum. O videoyu çektim. Çarşıya doğru gidiyordum. Bir anda çarşının oradan bir dönerciye doğru gideyim dedim. Dönerciye girdim. Döner aldım. Ondan sonra tam çıkacağım. Biliyorsunuz ben de şu an çalışmıyorum falan. Dedim bir sorayım ya. Ne kaybedebilirim ki? Bir sordum. İşçi aranıyor dedi. Patronla konuş falan dedi. Ondan sonra patronla falan konuştuk. Gittik. O da dedi ki işte belgelerini al gel. Tekrardan bir konuşalım falan dedi. İş yerine doğru gidiyorum. Bakalım hayırlısı, umarım olur. Hani olmazsa da hayırlısıymış deriz. Şimdi gidelim bakalım bir. Belgelerimiz çantamızda. Ben burada. Bisikletim burada. Yolumuz dönerciye doğru. İlerliyoruz bakalım. Hayırlısı, orada görüşürüz. Oğlum ne oluyor lan? Bu arabalar gözükmez piyasada. Kuşlar bile korktu lan. Arkadaşlar an itibariyle geldik konuşacağımız iş yerine, bakalım ben içeri gireyim konuşayım, ondan sonra haberdar ederim size. Sağlık bitirdim. Sağlık mı? Evet. Yani işe yarar mı bilmiyorum ama üniversite okumadım ama yani Türkiye'de liseyi bitirdim, daha 19 yaşındayım. Sağlık memuru mu? Yok, memur olmadım ya. Arkadaşlar daha demin gittim, konuştum. Belgelerimi falan gösterdim. Fotoğraflarını falan attım hatta. Yani işin olumlu olacağını söyledi. İki tane şubeleri varmış ve işçi aradıklarını söylediler. Vallahi hayırlısı olsun. Bana müsait olduğum vakit dilimlerini sordu. Bana hiç fark etmez dedim, yani şu an evdeyim. Herhangi bir gelişme olduğu zaman sizlere haberdar ederim dostlar.
Yalnız şöyle bir parka geldim. Çok güzel değil mi ya? Hava da çok güzel açtı. Burada genellikle köpeklerini falan gezdirenler oluyor. Burada köpeklerini gezdiriyorlar. Hem onlar için de, kendileri için de, hem de hayvanlar için de gayet güzel bir ortam. Bak bir tane köpek geliyor. Böyle. Arkadaşlar şöyle bir fitness salonu gördüm. Bina ayrı güzel. İkinci katında fitness salonu olması ayrı güzel. Benim çok hoşuma gitti ya. Keşke ilk önce burayı görseydim. Hem bizim eve de yakın. Güzel de gözüküyor ama içerisini bilmiyorum. Tabii dışarıdan güzel gözüküyor ama. Plakaya bak, don. Şöyle dışarıda gezerken benzinin önünden geçtim. Böyle de fiyatları. Hatta ben bir içeriye bakayım bakalım. İçeride fiyatlar nasılmış? İçeriği de bir görelim, dizaynını falan. Bu arada Lambo'nun güzelliği fena. İçeride adam var. O yüzden çekmek istemiyorum. Şöyle benzinin hemen sağ tarafında araç yıkama yerleri var. Bakayım nasıl yıkanıyormuş. Onu da inceleyelim. Ha böyle. Ne güzel. İyi. Yani fazla bir fark yokmuş açıkçası. Şöyle bir girelim bakalım. İçeride ne var ne yok. 2 euro. Yapalım. Şu içecekleri görmüştünüz. Bir tane mağaza gitmiştim. Orada 1.60'tı. Burada neredeyse 2 katından daha fazlayı satılıyor. Dondurma fiyatları 2 euro'dan aşağı değil. Bunların altılısı normalde 1,5-2 euro iken burada tanesi 2 euro'ya satılıyor. Red Bull'lar 4,30. Oha. Arkadaşlar şunu geçen gördüm. Bunun tanesi 1 euro 20 cent falan. Burada 3 euro 20 cent. Yani 2,5-3 kat fazla fiyat satılıyor. Şoka kola. Kolalı çikolatalı. Böyle bir rulo, değişik bir şey, 3 euro. Neyse. Vallahi fazla bir şey yok. Çıkayım da. Bu arada daha demin muhtemelen Lambo'nun ara gazıydı o. O neydi lan? Dükkanın içinden sesi duyuldu. Abla geç, abla geç, geç. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadarlık olsun. Zaten gördüğünüz üzere akşam bayağı karanlık oldu hava. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.